Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, şimdi bir takas analiz videomuzla karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz yabancıların en çok alım yapmış olduğu şirketler. Şimdi bu şirketlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yabancılar alıyor, ciddi anlamda lot topladıkları bazı şirketler var. Mesela işte bu videomuzu ayın 20'sinde paylaştık. Dedik ki küçük yatırımcı satıyor, yabancı balinalar topluyor dediğimiz. Bakın burada Karsan 1, 2, 3, 4, 5. sıradaydı ve Karsan ciddi anlamda lot topladıklarını söyledik. Ve keza Cuma günü baktığımızda tavanla kapattı. Hatta yani son 10 gündür, 15 gündür sürekli yabancıların alımıyla karşı karşıya geldiğini gördük ve yaklaşık 10 günlük süre zarfı içerisinde bir anlamda yukarı taşıdıklarını görebiliyoruz. Bu videoyu göstermemin sebebi, yani değerli dostlar, bu tarz videolara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü güzel primler yakalayabiliyoruz bazen ve yabancıların ciddi anlamda lot topladıkları şirketlere biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yani sen 20, 200, 300, 500, 1000 lot alıyorsun. Adamlar 16 milyon lot alıyor. 87 milyon lot alıyor. 67 milyon lot alıyor. 10 milyon lot alıyorlar. 5 milyon lot alıyorlar. O yüzden bunlar önemli rasyolardır ve kesinlikle bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi genel itibariyle ayın 15'i ile 25 bandı arasında, yani bu 10 günlük süre zarfı içerisinde yabancıların en çok alım yaptığı şirketlere bakacağız. Birinci sırada, yani iki ilgili tarih arasında bu 10 günlük süre zarfı içerisinde lotlarını en fazla yükselttiği şirketlere bakacağız. Şimdi ilk sırada tekrar EGEO var değerli dostlar. Yani 10 gün önce de EGEO birinci sıradaydı. Ve emlak gayrimenkule ciddi anlamda lot topladıklarını görebiliyoruz. O yüzden emlak gayrimenkul bizler için önemli olması gerekiyor. Bu süre zarfı içerisinde bakın 67 milyon lot az bir lot değildir. Bunu milyona çevirsen 232 milyon TL'lik alım yapmışlar son 10 gün içerisinde. Tahta büyük bir tahta ama adamlar da ciddi anlamda lot toplamışlar. Koç Holding açıkçası hala taşıdığım bir şirkettir. Maliyetim 26 TL. Yani Froto'yu almaktansa, diğer şirketlerini almaktansa Koç Holding'i tercih ederim ki zaten bütün para buraya geliyor. Ve Ford Otoyla ile ilgili çok güzel haberler geldi. Batarya üretimi yapacaklar. Bunlar önemlidir. Tabii ki bu kar tamamıyla Koç Holding'e yarayacak. Ve Koç Holding'in önümüzdeki zaman dilimi içerisinde, yani ben bir sonraki bilançoyu kastediyorum. Bir sonraki bilançoya kadar o 26 TL'lik şeyimi korumaya taşıyorum. İnşallah güzel haberler gelmeye devam edecektir. Keza burada baktığımızda yabancıların en çok alım yaptığı şirketlerden bir tanesi 14 milyon lotla yaklaşık 2,300 yani 2 milyar 302 milyon lot topladıklarını görebiliyoruz. Bu da ciddi bir lot demek değerli dostlar. Yani adamlar dünya kadar para basmışlar buraya. Ve bu son 10 günde de 14 milyon lot alım yapmışlar. Burada ittifak var değerli dostlar. İttifakın geçen gün, yani bunlara zaten yatırım yapmam da yani saçma sapan şirketler, ama baktım böyle bir ilk etapta yabancıların alım yaptığı günü, yani yaklaşık 20-35 günlük süre zarfı içerisine baktığımda, tabii hafta sonları falan çıkarsan 20-25 gün süre zarfı içerisinde zaten yabancılar %20 %25 götürmüşler. Yani hala toplamada da olduklarını görebiliyoruz. Karsan hala topluyorlar değerli dostlar. Keza Cuma günü tavanla kapattı ve birçok tarabamızda, birçok takas analiz verilerimizde Karsan'ı aldığını görüyoruz. Doğol, biliyorsunuz ki Doğol şeyden, BIST 30 şirketinden çıkardılar. Çıkarmasıyla beraber bir taban yemişti. Ondan sonra Cuma günü tekrar toparlanmaya başladı gibi duruyor. Genel itibariyle yabancılar hala alımda olduğunu ve işlerin o kadar da kötü olmadığını bize gösteriyor ve yabancılar hala topluyorlar.
Burada zır GEO var. Değerli dostlar, şimdi bu GEO'lara dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir video daha çekmiştim. Mutlaka o videoyu da izleyin. Çünkü ne demiştik? Bu sektör çok konuşulacak. GEO'larla ilgili bir video çekmiştik. Yani bütün ibre, bütün ilgi ve alaka GEO olarak girdiğini görebiliyoruz. Genel itibariyle yabancılar bile artık Türkiye'de, evet abi, emlak konut sektörü bir yıl daha böyle devam edecektir büyük ihtimalle diyorlar. Ve o yüzden genel itibariyle yabancıların en çok lot aldıklarını, lotlarını yükselttiği şirketler genel itibariyle gayrimenkul sektörüdür. Bakın Ekgeya, Koç Holding, Holding de var, Doğol var, Zırgeya, GSDH, Gleyho, Yapı, İlas Gayrimenkul, Singeya, Saol, YGYO, Enkay, yani genel itibariyle inşaatla ilgili veyahut işte holdinglerle ilgili, GEO'larla ilgili şirketlere tamamen yöneldiklerini görebiliyoruz. O yüzden bu yıl tamamen GEO'ların yılıdır. Bazı GEO'lar ciddi anlamda kar açıkladılar. Ve hala yani derlemeden gelen karı herhalde bizim küçük yatırımcılar kar olarak bakmıyorlar ama o da bir kardır. Ve çarpanları ciddi anlamda düşüren bazı GEO'lar var. O yüzden bu önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ne olur ne biter bilmiyorum ama bence bu GEO'larda ciddi anlamda bir sıçrayış görebiliriz. Tabii bizim bu cümlelerimiz tarihe not düşülecektir. Daha önceki dediğimiz cümleler önemlidir. Bu tarz cümleler güzeldir. Bu GEO'lar zaten başlı başına GEO'lar var. Güzel bir GEO'lar var. Hatta burada göremediğim bir iki tane beğendiğim GEO'lar daha var. Onlar da zaten yani katılda paylaştığım, en azından onu söyleyeyim. Çünkü iskonto oranına baktığımda, hatta şöyle değerli dostlar, yani öyle bir program yapmışız ki Allah nasip kısmet ederse, yani artık borsada zarar etme gibi durum söz konusu olamaz. Yani burada hisse analizini tıkladığın an itibariyle, tamam mesela burada hisse girişi var. Temettü verim girişi var. Ondan sonra hisse analizine bastığın an itibariyle örneklendirme olarak söylüyorum. Evet. Bakın şurada mesela hisseler var. Genel itibariyle şu şekilde istediğin şirketin verilerini elde edebiliyorsun. Hemen tıklıyorsun. Burada mesela sana bütün verileri açıklıyor. Bazı elle girilmesi gereken yerler oluyor. Onları da manuel olarak yapmamız gerekiyor. Genel itibariyle hepsini indirgenmiş nakit akım yöntemine göre hissenin ederi kaç olması gerekiyor, yüzde kaç iskontoludur. Hepsi bize açık bir şekilde gösteriyor sistem. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece buraya tıklayacaksın. Tamam mı? Böyle mesela ALGEO var, işte ARDZ, ASS, aklınıza gelebilecek bütün şirketler var neredeyse. Bazı şirketler daha var. Onları da ekleyeceğiz inşallah nasıl kısmet olursa. Hepsini şimdi yapacağız ve buraya da bir iki tane buton ekleyeceğiz. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Merak ettiğin şirkete böyle gireceksin, bakacaksın. Abi burada rakam var. %30, %40, %200, %300 iskontolu var. Abi iskontoluysa ne yapacaksın? Grafiğini kontrol edeceksin. Haberlerini bakacaksın. Evet, o sektör şu an bu sektör bu zaman dilimi içerisinde bu sektör iyi gider mi? Evet abi, iyi gider. Hem ondan sonra yatırım yapıyorum açıkçası. Tamamen buna bakarak yatırım yapıyorum. Çemtaş mesela bulalım, yani Çemtaş'ı biz burada ilk katılda paylaştığımızda 14 TL seviyelerindeydi değerli dostlar. Yani bundan yaklaşık 4 ay önce biz bu yöntemle bulduk. Yani o zaman yaklaşık %120-150 iskontoluydu 14 TL'lerden. Ege Seramik'i bu yöntemle bulduk. Ciddi anlamda Konkay'ı bu yöntemle bulduk. Daha birçok yöntem var. Yani daha birçok şirket var iskontolu gördüğümüz. O yüzden bunları zaten arada sırada ekran görüntüsü beğendiğimiz şirketleri katılda paylaşıyoruz. Hatta burada da paylaşmaya devam ediyoruz. YouTube kanalımızda da paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah tekrar paylaşır mıyız? Sistem tam olarak bitirelim. Beğendiğimiz şirketlere belki paylaşırız değerli dostlar. Şimdi dediğim gibi efendim GEO'lara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü GEO'lar inşaatla ilgili şirketler ciddi anlamda prim yapabilme durumları hala var. Çünkü bazıları hiç gitmemiş, bazıları iyi gitti, bazıları daha toplanılıyor.
O yüzden şu an yabancıların en çok alım yapmış olduğu şirketlere baktığımızda Ege'ye o birinci sırada, Koç Holding ikinci sırada. İttifak varmış, Karsan varmış, bunları geçiyorum. Doğul varmış, Zırge'ye o, GSD Holding varmış, Gleyho varmış. Yapı, İpek Gayrimenkul, İpek Gayrimenkul diyorum. Peker Gayrimenkul, Yeşil, İlaz Gayrimenkul, Bimaş, Hektaş varmış, Singe'ye o bak. Saol varmış, Zoren varmış, Bera, YG'ye o, Yeşil. Enkai, Mobil TL, bakın topluyorlar, toplamaya devam ediyor. Metro topluyorlar. Albaraklı'ya bunlar yavaş yavaş topladıklarını görebiliyoruz. Yani ben son böyle bu hafta içerisinde Pazartesi değil mi? Evet. Pazartesiden itibaren Pazartesi ve Cuma günü değil mi? Evet. Pazartesi ve Cuma günü baz aldığımızda bu hafta en çok lotlarını yükselttiği şirketler hangileridir baktığımızda Ege'ye o birinci sırada, İttifak ikinci sırada, Zırge'ye 3, Karsan 4, Kiler Gayrimenkul 5, İlas Gayrimenkul 6, Cemaş 7, Enkai 8, GSD Holding 9, Koç Holding 10, Hektaş, Mobil TL, Yeşil, Yapı, Bimaş. Bu şekilde geliyor. Bera da ekstradan koyabiliriz. Singe'ye o da koyabiliriz. Değerli dostlar. Genel itibariyle bu geçtiğimiz hafta en çok bu şirketleri almış olduklarını görebiliyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de almaya devam edeceklerimi hep beraber izleyip göreceğiz. Genel itibariyle bunların ekran görüntüsünü çekin değerli dostlar. Çünkü bence önemlidir. Önemli olması gerekiyor. Yavaş yavaş topluyorlar işte bazı şirketleri. Yavaş yavaş işte GSD'de sağ ol. Çok fazla korkmamak gerekiyor. Özellikle bunların içerisinde iyi görmüş olduğumuz şirketler var. Bilançosu sağlam, temel analiz anlamda teknik hedefi olup aynı şekilde iskonto oranı yüksek olan şirketler var. O şirketleri bulup yatırım yapmak bence çok makul olur. Kendi adıma söylemek gerekirse. Çok fazla korkmamak gerekiyor. Yani ben örnek diyorum 1 milyon 1000 tane lot alıyorsam adamlar 28 milyon lot alıyor. Tamam mı? Ya da 7 milyon lot alıyor. 3 milyon lot alıyor. Bu adam gerizekalı mı? Bu adam aptal mı? Yani mesela buradan ne hangi böyle mesela beğendiğimiz bir şirket olsun. GSD Holding'dir, Koç Holding'dir, Enkai'dir. Cemaş'ta toparlanıyor ciddi anlamda. Yani bunlar gerizekalı mı? 28 milyon lot almış, 4 milyon lot almış ama totalde baktığında 14 milyon lotu varmış. 46 milyon TL şey varmış, parası varmış içinde bu son bir haftada. Yani bu adam aptal mı? Bu parayı yerde mi görüyor? Bu kağıt parçası değil, bu rakam değil ha, bu ciddi paradır. Bu gerçek bildiğimiz paradır yani. Türk TL'sidir. Anlatabiliyor muyum? 19 milyon lot az bir şey değil. 19 milyon lot. Yani o yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani biz %5 düştüğünde kalp krizi geçiriyoruz. Abi 100 milyar %5 düşse 5 milyar zararımız var. Kalp krizi geçiriyoruz. Ama adamlar 200 milyon TL koyuyorlar. %5'ini ben hesaplayamıyorum. %5 düştüğünde orada zarar görünce psikolojileri bozulmuyor mu? Bozulmuyor. Niye? Çünkü adam şirkete güveniyor abi. Ama mı? Şirkete güveniyor. Adam senin benim gibi değil ki. Adam bir ay boyunca, iki ay boyunca, üç ay boyunca bekler. Ama bizimkiler o kadar alışmışlar ki girdiği şirkete böyle para kazansın. Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya yok ha. Mesela hani şimdi adam diyor ki ya abi ya bir hisse paylaşalım da böyle hemen bir yükselsin böyle yukarı gitsin. Öyle bir şey yok abi. Bunun bir bekleme süresi vardı yani. 3 ay bekleme süremiz vardı. 4 ay bekliyoruz, 5 ay bekliyoruz yeri gelince. Değil mi? Yola 4 ay bekledim bir şirkette daha %50'nin altında daha kazanç görmemişim. Ama sen büyük ihtimalle zarar görmüşsün. 5 aydır bekliyorsun ama hala zarardasın. Niye? Çünkü bilinçsiz bir şekilde yatırım yapmışsın. Niye? İsmi cismi belli olmuyor. Mesela bu. Ben bilmiyorum abi. Takip etmiyorum. Saçma sapan şirketlere yatırım yapmışsındır. Temeli sağlam olmayan şirkette yatırım yapmışsın. BIST 100 endeksinin içinde olmayan bir şirkete yatırım yapmışsın. Hocam endeks gidiyor benim hissem gitmiyor. Zaten bunun cevabını senin bilmen gerekiyor. Sana desem ki peki hocam hangi şirketler örnek diyorum bana bir şirket söyle. Ne BIST 30'da var, ne BIST 50'de var, ne BIST 100 endeksi içerisinde olan bir şirket var. BIST tümde var. Yani 400 tane hissenin 400. sıradadır. Abi senin seçeneğin BIST 30, BIST 50, BIST 100 endeksi olacak. Yani düşünsene 100 tane şirket arasında onu bile seçmiyor.
100 tane şirketi beğenmiyor, gidiyor bu 400 tane olan şirketin saçma sapan bir endeksi bile yok. Yakın izleme pazarında mı, alt pazarında mı, nerededir belli değil. Ama gidiyor da adam alıyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka ne yapmak gerekiyor efendim? İyi şirketlere yatırım yapmak gerekiyor. Geleceği parlak, yatırım yapan. Ama mesela adam bir şirket buluyor. O şirketin ne iş yaptığını bilmiyor. Abi %30 büyüyecek mi peki bu şirket gelecek sene ya da gelecek bilanço? Bilmiyor ki ve ona göre yatırım yapıyor. Öyle az buz bir yatırım da değil ha. 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon. Senin tabirinle diyorum yani 100 bin, 200 bin, 300 bin TL yatırım yapıyor. Vallahi yani yazıktır, günahtır. Biraz önceki videomu geri sarıp mutlaka değerli dostlar şey yapın. Yani geliyor, geliyor, geliyor. Allah izin verirse geliyor değerli dostlar, geliyor, geliyor. Çok güzel şeyler geliyor. Çok güzel şeyler geliyor. Yani buraları dolduruyoruz işte manuel bir şekilde artık. Yavaş yavaş ne olacak efendim? 400 tane hisseyi koyacağız. Burada hisse analizine tıkladığımız an itibariyle bizim karşımıza çıkacaktır efendim. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hiçbir şey. Allah izin verirse daha ama buradan seçeceksin. 2 ay, 3 ay, 4 ay gerekirse bekleyeceksin. %50, %60'ını iskontonu hisseni bulacaksın. Alacaksın iskontonu, çıkacaksın başka hisse. Çok basit. Allah izin verirse bir bilsin de bakalım, Allah büyüktür. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.